Evet kıymetli dostlar en sevdiğim introyla giriş yapmış bulunuyoruz sevgili arkadaşlar bu arada e, iletişim için kullanabileceğiniz adresler var kanalımızın hakkında kısmında mevcut. Üye arkadaşlar ya da yeni üye olan arkadaşlar Bir konuda sizlerle anlaşmak istiyorum bir konuda siz beni anlamıyorsunuz sanırım e, Topluluk kısmı Kanalın ana sayfasına girin orada üstte sekmeler var videolar oynatma listeleri falan diye Yanlara tıklaya tıklaya topluluk kısmına gidin Orada günlük 4 tane 5 tane 6 tane 10 tane şey, şey e, duyum yer alıyor arkadaşlar Duyumlar orada yer alıyor Yani Adam üye olmuş diyor ki ya ben diyor daha bu kanala üye oldum olalı bir tane duyum görmedim diyor. Halbuki duyumlar orada yağmur gibi. Onu belirteyim. Şimdi Çağlar Söyüncü'de son durum diyerek başlayalım. Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili İspanya'dan flash haberler manşetlere yansıdı. İşte o haberler. izliyoruz. Ben anlatıyorum. Ne diye izliyoruz? Relevo'da yer alan, yer alan habere göre Porto ve Roma Çağlar için nabız yoklayan son kulüpler oldu. Roma Çağlar'ı kiralık olarak isterken ise işte satın alma opsiyonu kiralık teklifi sundu diyor. Şimdi e, Çağlar sürekli oynayacağı bir takıma gitme fikrinde. Yani bizim için de sıkıntı buydu. Hani son birkaç gündür hatırlarsanız size sıkıntı olduğunu söylemiştim. Yani bizim için de sıkıntı bu. Ben hatta size bir tık daha öteye götürüp bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş öyle bir teklifte bulundu ki bizim teklifin belki iki katı. Hocam Beşiktaş'ta para ne gezer demeyin. Ben de aynısını söyledim. Ama durum bu. Yani ben de hayretler içerisindeyim. Simeone senden memnunum diyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı diyor. 6 La Liga 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maçta 168 dakika süre aldı. Bir penaltı yaptırdı. Bir kırmızı kart yedi falan filan. O yüzden son günlerde Savic ismi birçok defa gündeme geldi. Yani Atletico Madrid'de Fenerbahçe yeni stoperini buldu diyelim arkadaşlar. Hani imza için geri sayım desem yani yalan söylemiş olmam. Kimdir bu Fenerbahçe'nin yeni stoperi? Stefan Savic. Evet, yanlış. Duymadınız. Stefan Savic. Fenerbahçe yeni stoperin Atletico Madrid'de bulduğu işte yaşanan gelişmeler. Kadrosunda edinecek o Dusan Tadic, Livakovic e, gibi Balkan kökenli futbolcular olan Fenerbahçe 32 yaşındaki Karabal stoperi listesine ekledi. Savic'in menajeri Zarko Perici İstanbul'a davet da etti. Görüştü. Atletico Madrid'de de görüşen Fenerbahçe bir nevi onayı aldı. Arkadaşlar burada 2 saat ben size haberin detayını okuyup sıkmak istemiyorum. Biz hiç beklemiyorduk. Şimdi Fenerbahçe bonservissiz almayı hiç beklemiyordu. Biz herhalde 3-4 bonservis çekerler. Hatta zorlukta çıkarırlar. Hani lan size ne vereceğiz lan vermiyoruz lan falan derler diye düşünürken Saviç de ciddi bir şekilde hani bizim isteklerimize yanaşmaya başladılar. Ve Savic'in Atletico Madrid'de problemi çözülürse Artık alacağımı ver, vereceğimi var. Bir şey diyemem. Eğer bunu çözerse bedelsiz olarak ayrılmasına izin verecekler arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. E tabi ki Edince Ceko bu görüşmelerde etkin rol oynayan isim. E, hocam bu transfer gerçekleşirse ne zaman olur? Arkadaşlar ben size çok ama çok açık, net, samimi bir şekilde bir şey söyleyeceğim. Çok samimi söyleyeceğim yanlış anlamayın. Şu an 5 Ocak'tayız ben şimdiye kadar çoktan gelir diye düşünüyordum. Bak o kadar da samimiyim. Sebebi şu. Ya 5'inde alırsın. Senin zaten Ciku gitti. O gitti. Samet beğenilmiyor. Az sonra konuşacağım. Serdar Aziz'in durumu malum. E Osterbolde orijinal stoper değil. Yusuf Akçiçi'ye oynatayım sen malum. Bekao o da ayrı bir malum. Bu arada Bekao iyileşmiş. Hüseyin Bekao. Hüsey Hüseyin Bekao ee, sevindirdi geç bile kaldı. Ben en geç Samsun Spor maçında sahada inşallah dediğimde birçok üye arkadaşımız gülmüştü. Hocam İsmail Kartal 15 Ocak'ta sahada koşmaya başlar diyor. Sen ne saçmalıyorsun demişti. Şimdi şey yaptılar. Kurun iç olayı var. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine Tolisto gelmiş. Ya günaydın bizim duyumları iyi paylaşıyorsunuz. Tebrikler. Kurun için B planı hazır diyor. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket ediyor Fenerbahçe. Radyo Kurun için büyük çaba sarf ediyor istiyordu adaylar arasına girdi diyor arkadaşlar. Şimdi kurun iş demişken iş biraz karıştı. Niye? Murat Aşık karıştırdı ortalığı. Neden? Kaplumbağa deden. Murat Aşık Rade Kurniç Fenerbahçe'ye gelmeyecek dedi. E haliyle bu iddia, bu iddialı duyum, bu iddialı söylendi insanlarda korku uyandırdı. İşin i̇şte şu boyutu da var. Arkadaşlar Soykolt Honore demiş. Benim duyumu doğrulamış. Atletico Madrid Savic'i bedelsiz olarak ayrılmasına izin verecek diye. Bilginiz olsun. Şimdi Murat Aşık'ın bu sözlerinden sonra benim üye arkadaşlar da bana aynısını söyledi. Ya hocam dedi hani e, kuruluş Kurniç geliyordu. Niye böyle oldu? Hani hani sana da güveniyoruz. itimadımız var ama hani Murat Aşık da yaban atılacak bir isim değil dediler. Hepsine okey, hepsi doğru, lafım yok. Ancak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bazen dikkati başka yere çekmekte fayda var. Her daim böyle bir şey var. ha Normal şartlarda Fenerbahçe'nin isminin bu kadar çok anıldığı hiçbir ismi transfer ettiğine şahit olmadık. Sizler de ben de şahit olmadık. Fenerbahçe bir ismi istiyorsa o isim ya alınır ya süreç uzadıkça iptal olur. Bunu hepsinde gördük yani birçok bir isimde. Ancak radyo kurul işte şöyle bir olay var. Fenerbahçe için ben size ne dedim? 3 milyon euro. Fenerbahçe 3 milyon euroyu almak istiyor. Hatta bedava almak istiyoruz ama bedava vermeyecekler. 3 e almak istiyoruz. Bu paranın üstüne çıkılmıyor. Milan 6'da 6, 6'da 6 diyor. E Milan düşmüyor. Lyon devreye girdi. Şimdi Lyon devreye girince ikisini birbirine kırdırıp 6'yı alma derdinde Milan. Hani anladı ki kurun fayda yok. Oynatamayacak. Orada yer işgal etmesinin de bir anlamı yok. Mecbur. Takım içinde de huzursuzluk iyi bir şey değil Milan için. Hatta daha genç alternatifleri falan var diye. Bu sosyal medyada düştü arkadaşlar. Herkes Milan'ın 6 istediğini, Fenerbahçe'nin 3 verdiğini söylemeye başladı. Bu bizim kanalın büyük başarısı. Onu söyleyeyim. Ya valla Mario Branco ve ekip kuruluş transferini bitirmek için elinden geleni yapıyorlar. İstediği kadar kuruluş olmayacak desin. Ben... Ee olmaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Belki de olmayacak. Çünkü uzayan süreçler Fenerbahçe'ye hiçbir zaman fayda vermedi. Fakat ben şunu söylüyorum. Kurunç kesinlikle iptal demekte de doğru bir şey değil. Ama belki de hani karşı taraf paradan Parada indirim yapmıyor. Sen de indirim yapmalarını istiyorsun. Haliyle bir şeyleri de bu şekilde sosyal medyaya vermek Fenerbahçe menfaatleri gereği daha doğru e, olabiliyor. O yüzden Murat Aşağı'ya katılıyorum. İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor diyor. Doğru. Yani 11 Şubat'a kadar fil dişi sahilindeki turnuvaya kalma ihtimalleri olan iki isim. O ve Ciku gitti. E, alternatiflerini de belirlemeye çalışıyor. Üstelik o kadar sıkıntılı bir maça çıkıyoruz ki. Yani İstanbul Spor maçı o kadar sıkıntılı bir maç ki. Yeni defans kurgusu var. Provalar çoktan başladı. Savunmada ciddi bir değişiklik var. Hani Osayi'nin yerine Mert Müldür. Ya da büyük bir riske girilip Osayi'nin yerine Ferdi. Ferdi'nin yerine Osterwolde. Stoperde Cikun'un yerine Alek de Movik Şimdi Cikun'un yokluğunda Serdar Aziz-Osterwolde düşüncesi var. Yani bu ikisine emanet etme fikri var. E, Serdar Aziz son maçta geçer not almadı. E, Samet Akaydın çok beğenilmiyor Fenerbahçe'de. İyileşen Emre Mor e, forma bekliyor. Fred kart cezası. İrfancan kahveci kart cezası. Bu arada Fred için bir başvuru yaptık ama cevap sanırım olumsuz geldi. Başvuru yaptık arkadaşlar. Kesin olarak yaptık. E, hani Mert Hakan yandaş da kart cezası. Ama Mert Hakan'ı Fenerbahçe'nin hani şu zamanda çok aradığını açıkçası hiçbirimiz söylemeyiz. Söyleyemeyiz de. Ama ya bir fret oynayabilseydi en azından takıma ciddi bir şekilde katkıda bulunabilirdi diye düşünüyorum. Ee, İstanbul İstanbulspor deplasman bileti, yani deplasman tribin biletleri günler öncesinden bitti. Fenerbahçe taraftarının büyük başarısı arkadaşlar. Tebrikler 12 numaraya. Şimdi İsmail Kartal İrfan Can yerine Cengiz Ünder'i de düşünüyor. Fred yerine Crespo mantıklı, muhtemel, mecbur, istikrarlı bir şey yaşıyor. Emre Mor dediğim gibi forma bekliyor. Ya Fenerbahçe İstanbul Spor maçında ciddi bir sıkıntı bekliyor. Arkadaşlar bazı maçların hani 1-0 olsun bizim olsun mantalitesi var ya. Ha tam İstanbul Spor maçı o. Geçen Real Madrid maçını izledim. E, Mallorca'yla. Yani 1-0 kazandılar. Ulan diyorum eski Madrid olsa şimdiye 3 attıydı. Eski Madrid olsaydı şimdiye 5 attıydı. Sonra düşündüm. Ne eski Madrid'i bulabiliriz. Ne eski futbola ulaşabiliriz. Dünyada futbol değişti arkadaşlar. Sadece Türkiye'de değil dünyada değişti. Artık küçük takım büyük takım ayrımı yok. Artık çok daha farklı bir şey yapman lazım. Hani set hücumu yapıyorsan başka. E, ne bileyim yerleşik hücum yapıyorsan başka anlayacağınız tabir kullanayım. Kontra atakla gol atmaya çalışıyorsan dahi başka bir strateji bulman lazım. Fenerbahçe'ye Erik Dair'dan kötü haber. Dair dolamaz. Erik Dair hakkında çok bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki yıldız ülkeden ayrılmaya sıcak bakmıyormuş. Aaa. Mustafa Hoca yine bildi. Yeni takıma belli oldu diyor. West Ham'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Ada basınında yer alan habere göre West Ham Erik Dair'ın transferi kursuna Tottenham'la ilk temasa geçmiş. David Moyes'ın Dyer'ın savunma yetenekleri çok gönüllü etkiledi. Tottenham onay verdi. Caat Arkadaşlar hani bildiğim şeyleri dinlerken ben desem daha doğrudur. olur. Bak şu aydan kulüp bürücü olumsuz yanıt. Batshuayi şu ayı, Belçika gibi kulüp bürücün kendisine gelen teklifini reddetti. Muhtemelen yıllık ücretten dolayıdır. Hani haberi okumadım ama. Ne diyor? Everton, Nottingham Forest, Batshuayi ile ilgileniyor demiş. Ya içimden bir ses de şu ay Premier Lig'e gidecek diyor. Bilmiyorum ya hissi ben hissi duygularıma güveniyorum ya. Sürekli oynamak istiyormuş. Fenerbahçe'de az süre aldı ama 8 gol 3 asistlik performansıyla harika bir çıkış yakaladı. Bu arada İngiltere demişken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevden alacaklar diyor. Yusuf Kenan Çalık. Yani iddia çok ciddi. eee TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir görüşme gerçekleştirmiş. Osman Aşkın Bak görüşme esnasında Mehmet Büyükekşi'ye istifa etmesi gerektiğini söylemiş. Bu görüşmenin ardından Mehmet Büyükekşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme için randevu talep etti. Fakat Erdoğan bu randevuyu karşılıksız bıraktı diyor Oda TV. Şimdi, şimdi yanlış anlamayın beni. Hani e, düşüncelerimi ya da beni de bir tarafa çekmeye çalışmayın ama benim bildiğim kadarıyla Oda TV hani AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en uzak kurum kuruluşlardan bir tanesi. Hani Oda TV bir şey diyorsa tam tersi de olabiliyor. Ben hani bu şekilde biliyorum. Kafama bu şekilde kodlamışım. Yanlış anlamayın. Belki de benim bilgilerim yanlıştır. Ama ben şunu biliyorum. Yeni TFF adaylarından Cemil Kazancı. Bence bu adam yeni TFF başkanı. Siz bu adamın adını bir yere not edin. Yani Kazancı diye not edin. Sivas Spor Yunus Emre Konan transfer için Brentford ile bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya var diye sosyal medyaya bir şey atıldı. Ben size dedim ama değil mi? Ya Sivas Spor'un altyapıda çok ciddi isimler var. Benim yeğenim de var. Altyapıda derken yani A takımda oynayabilecek yaştalar. Belki de oynuyordur. Belki de oynayacaktır. A takıma seçilmiştir. Ee, öz yeğenim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, o yüzden hani Sivas'taki yetenekleri biliyorum az buçuk. Yunus Emre için de size ne dedim? Çek al. Hiç bekleme. Mert Hakan falan filan. Neyse 3-5 tane oyuncu ver dedim. Şimdi Anadolu kulüplerine bu örnek olsun. Şampiyon olsa bile bu parayı belki de alamayacak Sivas Spor. Maksimum para bu. Hani şampiyon olmak için ciddi futbolcu olması lazım. Ona yıllık ücret falan filan. Bir de bu oyuncu X kulübüne gitti diyelim. Yetiştirme bedeli alıyor tekrardan Sivas Spor. O yüzden iyi bir para. MHK yeni sezon hakem kadrosunu açıklamış. Galatasaraylı arkadaşlara müjdeler olsun. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Aslan bir alt klasmana düşürülmüş. Şimdi Trabzonsporlular seviniyor Mete Kalkava'nı hakemlikten ettik diye ama e, kendi evlatları Yasin Kol'u alt kategoriye düşürdüler. Keşke buna ayıksalar. Yasin hani gördüğüm kadarıyla gördüğünü çalan bir hakemdi. Koca'ya yazık oldu. Arkasında duran da olmadı. Bence iyi bir hakemdi ama Galatasaraylılar da onun hakemliğini bitirdi. Dediğim gibi Bekao bugün idmana çıktı. Çalışmalara başladı. Ya ilk 11 oynaması için arkadaşlar bir, hafta falan geçmesi lazım. Çünkü biceps femoris hamstring grubunda bu tendomu kopmuştu. Ameliyat oldu. Düz koşulara başladı. Hani bir çalışmalar iyiye gidiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı da söyledik. 26.164 bilet satılmış. Fenerbahçe taraftarı da e, da satılmasını istiyor. Fenerbahçe İstanbul Spor maçında Galatasaray bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetecekmiş. Vallahi şerefi kadar yönetsin. Şerefi ne kadar yüksekse o kadar iyi yönetsin. TFF Süper Lig'in logosunu Ocak ayı sonunda değiştirmeyi düşünüyormuş. Aklımda bir logo var ama neyse günaha girmek istemiyorum. TFF Süper Lig fikstürünü bir hafta ileri kaydırıp Süper Kupa finalini Ocak ayında oynatacak diyorlar. Lan yere git. O sahi ciku yok. Maçı aradan çıkaracaklar. Yani Samet gitti gidiyor. Elde avuçta bir tek Serdar Aziz kalıyor stoper. O sayının boşluğu Ferdi, Jadon Osterwold'e yapamıyorsun. Stopersizlik. Bu olay biraz karışır. Şansal büyük ha. E affedersiniz salatalık 5 liradan 50 liraya çıkmış. Naklen yayın ihalesi 500 milyondan 80 milyon dolara gerilemiş. Salatalık kadar değeri yok mu Türk futbolunun demiş. Yok yok. Aziz Yıldırım her konuştuğunda alay eden Galatasaraylılar sayesinde yok. Ulan değeri 500 milyon dolar dediğinde millet alay etti. 500 milyon dolar ne? Senin dolardan haberin var mı? Dolar kurunu biliyor musun? O kadar mı yaşlandın dediklerinde bunu deme yerine keşke ve keşke deselerdi. Ulan arkadaş sonuçta Fenerbahçe'nin başkanı. Sonuçta görmüş, geçirmiş, bilgi, bilgili bir adam. Lan belki de bu adamın dediği doğrudur. Bizde sıkıntı vardır deseler yok. Abi ben şunu anlamıyorum. Mesela ben bazen program izliyorum. Sosyal medyada falan denk geliyor. İşte ateistlere denk gelen Müslümanlar denk geliyor. Anlatıyor ateistler kuzu kuzu dinliyor. Ulan bana denk gelen ateistler. Adama desem ki şu elimde tuttuğum cep telefonu. Hayır o telefon değil o bir bilmem ne falan diyorlar. Böyle. Abi millete denk gelen Galatasaraylılar laf dinliyor. Bize gelenler baş ağrısı sebebi. Yemin ediyorum baş ağrısı sebebi. Yani öyle enteresan tiplerle denk geliyoruz ki. Baş ağrısı sebebi. Adamı anlatıyorum. Diyorum ki bak şu olmuş bu olmuş. Levent Tüzemen şunu demiş. Bunu demiş. Ya yorumları görseniz inanın her kötü yoruma dava açsam şu anda bir tane arabam olurdu. O kadar diyeyim. Yahu. Neyse. Max Gese. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Emir Ortakaya'nın normalde Fenerbahçe'ye gelme fikri yoktu. Ama ee aması var. Emir Ortakaya'nın gelme fikri yoktu ama bir şey olabilir. Ya kulağıma bir şey geldi. Onu da çok dillendirmek istemiyorum. Fenerbahçe'de kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen bonservisi Barcelona'da bulunan Clement Langledet Lengel Langledet Langled. Gündemini Gündem'in 28 yaşında defans oyuncusu. Aston Villa'da kiralık. 28 yaşında 1.86 boyunda. Sol ayaklı sol stoper. E, 8 maçta oynamış. Bir asisti var. 692 dakika. Açıkçası oynatıyorlar. Ben bu arkadaşın olacağını zannetmiyorum. Halk e, TV'nin şeyiymiş. Halk TV olunca da biraz şaşırıyorum. Bizimkiler de biraz oraya yakın. Şimdi doğruya doğru. Leandro Barreiro haberi sosyal medyaya yazılmış. Fabian Ruiz haberi yazmış. Engage Spor buradan selamlar olsun sahiplerine. O arkadaşların iddialarıydı bu iki futbolcudan. Ama bendeki duyumlar doğrulamıyordu. Onu da belirteyim. Cincinnati'den 26 yaşındaki ABD'li stoper Miles Robinson menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi diyor bir kardeşimiz. Ancak bildiğim kadarıyla 3 Ocak 2024'te zaten Cincinnati'ye transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu. Hani ABD milli takımının oyuncusu. Ee, yani daha yeni olmuş bedelsiz bir şekilde Atlanta'dan. O yüzden şey yok yani. Keşke kapabilseydik öncesinde. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Başka Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer listesine ekledi. Yasin Özcan'ı transfer listesine ekledi diyor. Ben hiçbir kitaba kaynağa bakmadan Size söyleyeyim. Levent Mercan ve Yasin Özcan eminim Galatasaray'ın da listesindedir. Beşiktaş'ın da listesindedir. Yani akıllarını yemedilerse bir aptallık çökmediyse bunların da listesindedir. Çünkü Türk oynatma kuralı var. Samet Akay'dan Şimdi Samet Akaydın Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor diyor Yağız Sabuncuoğlu. Doğru. Fenerbahçe'de gitmediğini daha önce de size söyledim. Devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek diyor İrfan 25. Doğru. Ancak herhangi bir yerine Türk isim alabiliyorsan değerlendirirsin. Eğer yerine Türk alamıyorsan değerlendiremezsin. Mantık olarak değerlendiremezsin. Belçika'ya gitmeye hazırlanıyor. İlk 11 örnek milli takıma davet bekleyecek. Gent Samet ilgileniyor diyor. İlgilenebilir. Yani Hatay Spor'da Emre Mor'la Mert Hakan Yandaş ilgileniyor. Biz bir şey diyoruz mu? Arsenal son olarak scout şef seviyesinde Fenerbahçe Galatasaray maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlettirdi diyor. Yerinde de izlettirdi. Ve final raporunu sundu diyor scout şefi. E. Ya Sabuncu oldu. Şimdi işin iyi tarafı şu birçok futbolcuyu transfer söylentileri kötü etkiler. Ama Ferdi'nin per yani performansı düşer. Ferdi de tam tersi. Bak Şimanski'ye bir türü teklif var. Performansı düştü. Ama Ferdi daha çok kamçılıyor. E, bu da beni sevindiriyor açıkçası. Yolu bahtı açık olsun kardeşimizin. Başakşehir Fatih Karagümrük Miha Zays için harekete geçti diyor Fanatik Gazetesi ama Zayt'sın talipleri biraz daha yurt dışında. Onu da size açık yüreklilikte açık menet olarak anlatayım arkadaşlar. Umut Nair A milli takım şampiyona, şampiyona kadrosunda yer almak için Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapmış. Kiralık olarak takımdan ayrılmak için izin istemiş. Umut Nair. Ve e, bu istek yönetim tarafından da kabul edilmiş. Öncelikle bu duyumu ben size zaten vermiştim. Çok şükür ki yanılmadım. Şimdi ben bu duyumu verirken size bir isim belirttim. Şimdi herkes Serdar Dursun diyor ama ben size Tiago Çukur ismini belirttim. Bizim oyuncumuz Belçika'da kiralık ancak yeterli süre bulamıyor. Hani çağırsan gelir. Türk milli takımında oynamıştığı var. Hani benden söylemesi benden söylemesi, benden uyarması arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, Westlast Pavlovic'in Fenerbahçe'nin ilgilendiği yazılmış. Sky Sports Avusturya'da. Bu Pavlovic Yalnız bu Pavlovic yanlış mı yazdılar? Pavlovic Fenerbahçe dediğim zaman Strahinja Pavloviç detayında 3 transfer. Pavloviç Fenerbahçe. Yani Avusturya'nın en değerlisi. Ben anlamadım arkadaşlar. Transfer market. Yani Bu Strahinja Pavloviç diye geçiyor. Verlas Pavloviç ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazmış diyor. Bilmiyorum. Bunu da sosyal medyadan bir sayfada. Vedat Muriç'i Mayorka'nın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe iddiaları ortaya atıldı. Yani bedava vereceklerini zannediyorsanız keşke bedava verseler alsak. Fenerbahçe Surinam asırlı 28 yaşındaki bu arada Strahinja Pavlovic'i alabiliyorsanız vallaha minnettar olurum. Keşke becerseniz. Fenerbahçe Union Berlin'in 28 yaşındaki Surinamlı Forvet oyuncusu Geraldo Becker, Geraldo Becker ile ilgileniyor. Şartları sorulan oyuncu geniş listede bulunuyor. Oyuncunun sözleşme sezon sonunda sona eriyor demiş. Geraldo Becker. Yani Geraldo Becker bekmez. Neymiş bu arkadaş? Union Berlin sözleşme sezon sonunda bitiyor. 12 milyon euro transfer market değeri var. Forvet arkası diyor. 12 maç, 11 maç, 2 asist. Kupa maçı falan toplamda 18 maça çıkmış. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol. 18 maçta 3 gol 2 asisti var. 1149 dakika. Bu ne enteresan adamlar. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol atıyor. Bundesliga'da gol atamıyor. Yani Surinamlı Suriyeliler bizde işlemez. Yani Esenyurt Buradan bütün Esenyurt'taki arkadaşlara selam olsun. Bu bizde tutmaz. Açık söyleyeyim. Ya transfer'e dair birçok şeyi vermiş olduk. Arkadaşlar üye arkadaşlara bekletmeden sıcağı sıcağına gelen duyumları topluluk kısmında aktarıyorum. Bilginiz olsun. Abone arkadaşlar da videoların içinde anlatıyorum. Videoları takip eden arkadaşlar duyumlara erkenden erişiyorlar. Takip etmeyen arkadaşlar da avucunu yalıyorlar. Sonra diyorlar ki hocam bize niye duyum vermiyorsun? Ortalığı karıştırıyorlar. Herkes kendine yakışanı yapsın. Durumlar bunlar. Ha şimdi. Hocam toparlayalım. Toparlayamam arkadaşlar. Yani toparlayamayız. Çünkü çok fazla şey söyledim. Hani madde madde tek tek sayacak olsam çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşarız. Videolarım güzel ama bazı yerleri sanki e, gereksiz konuşuyorsunuz gibi geldi. Maalesef öyle doğruya doğru. Mecburum çünkü konudan konuya geçiş yapmayı çok kolay bir şey zannetmeyin. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Düşünsene bak birdenbire transfer anlatırken birdenbire gidecek futbolcudan bahsediyorsun. Mecbursun konudan konuya geçiş yapmaya. Hadi mesela bak. Savic, Kurunic, Edat Muriçi, Pavlović, Becker, Çağlar Erik Dair, bekaba Bat, Samet Akaydın, Ceko, Tadiş, Livakovic, Kurunic, Tolisso, Lengent, Barreiro, Fabian Ruiz, Levent Mercan, Yasin Hoca. Hadi bunların hepsini bir araya getirin. Lüzumsuz konuşma yapmadan getirin. Ya lüzumsuz konuşmayı, konuşmamayı geçtim. Abi istediğin kadar uğraş. Yani imkan yok. Arka arkaya sıkıntı yaşıyorsun. Mesela hakemlerin ismini açıkladık. Bak iki saat. Mecbursun. Volkan Bayar'sa mesela konuşmasan olmaz. Maçına atanmış. diyecektir ki hocam niye konuşmuyorsun? Valla e, benim işim zor. Elimden gelince aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar sizlerden tek bir ricam. Lütfen bu videoya beğeni atın. Bu videoyu sosyal medya mecralarınızdan paylaşın. Yapabiliyorsanız değerli yorumlarınızı aktarın. O hissi olarak. Ya olur ya rüyanızda görürsünüz. Kalbiniz temizdir ya da ne bileyim hocam. içimden bir ses diyor ki şu şu olacak şu şu olmayacak diye. Yorumlara yazın. Sonra ben demiştim diyorsunuz. Nerede demiştim diyorsun. Ha yazmamışım diyorsun. Yazın. Söz uçar yazı kalır. Hani hocam bir istekte bulunacaktın. 50 tane istekte bulundun. Ya bu da benim bir isteğim sayısın. Kendinize iyi bakın. Bu kanalın bir ferdi olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.